şunu söyleyebilirim. Parlamenter sisteme dair ana hatlarıyla bu ziyaret ettiğimiz arkadaşlarımızın, siyasi partilerin genel başkanlarının hiçbirinin bir itirazı yok. Aralık ayında umarım 6 siyasi partinin de üzerinde uzlaştığı temel ilkeler ortaya çıkmış olur. Bu çerçevede arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. Aralık ayı çok geç bir ayda değil zaten. Dolayısıyla çalışmalarında arkadaşlara başarılar diliyoruz. İttifakı, Millet İttifakı'nı bozacak acaba ne yapabiliriz? Böyle bir arayışın özellikle Cumhur İttifakı'nda olduğunu da gayet iyi biliyorum. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yola başvururlarsa vursunlar, bu ülkenin insanlarının ferasetine güveniyorum. Osman Kavala sizin tanımınıza göre Sorozcu, öyle mi? Peki Soroz'la masaya kim oturdu? Ben ve Sayın Kılıçdaroğlu değil. Sizi hiç hatırlamıyorum. Ben hiç oturmadım. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'na böyle bir talepte bulunulmasını doğru bulur muyuz? Hayır, bulmayız. Ama böyle taleplerin Türkiye'ye yapılır olmasına yol açmayı da doğru bulmayız. Bir ülkenin itibarı imza attığı bir sözleşmenin arkasında durmaktır. İmza attığınız bir sözleşmenin gereğini yapmıyor ve arkasında durmuyorsanız itibar kaybeden Türkiye ve onu yönetenler olur. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı varsa o kararın da uygulanmasını isteriz. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen bütün tezkerelerle ilgili olarak önceden bir ekip kurarız. Bu çalışmayı yaptırdık ve o raporun sonucunda milletvekili arkadaşlarımıza ve bana sunulan raporda eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oyu vereceğimizi buradan ifade etmek isterim. Arkadaşlar ön görüşmeleri yaptılar. Daha sonra MYK'da bu konuyu ayrıntılı olarak görüşüp kararımızı parlamentoda ifade edeceğiz.